Tamam, o zaman ben gideyim istersen. Olur. Merhaba sevgili arkadaşlar, yanımda Emre. Selam. Emre var. Kendim görüyorum. Kendini tanıtsana Emre. Evet, ben dur ben soru soracağım. Şey, arada bir sürü boş yapabilirim ya. Yapabilirsin. Canın sıkılır. Tamam, yapabilirsin. Ben soru soracağım, sen cevaplayacaksın. Sadece bu. Kendini tanıtmayın önce. Tamam, soru sorarken tanıtacağım tamam. Zaten. İlk önce yaşınızı öğrenebilir miyim? 20. Bekar mısın? Hayır, dört sevgiliniz sahibi, var mı yani? Dört çocuk sahibi. Sevgiliniz var mı? Yok. Yokmuş. Çünkü yorumun alt kısmına şey geliyor işte. Seni seviyorum, aşığım, sevgilim var mı, yok mu falan. Yokmuş, tamam. Şimdi bana yazarlığı nasıl başladığınızı anlatırsanız. Yani yavaştan. Veya ilk çocukken ne olmak istiyordunuz? Ve yazarlığa nasıl vardınız? Hani... İstiyorsanız. Buraları kesersin zaten. Zeynep nasıl benim videomu sabote edersin ya? evet. Öncelikle... Çocukluğumdan beri ben hiç böyle doktor, mühendis falan olacağım diye hiç hayal kurmadım. Galiba ben hep boş bir çocuktum. küçüklüğümden beri zaten hep şey diyordum. Dinlesene beni ya, burada konuşuyorum. Dinliyordum ya, burada sorular var sadece de. Tamam. Ben şişmanı çıkıyorum. Biraz şöyle... Burada daha zayıf çıkıyorum. Biraz da... Anlatayım mı? Yok. Siyah giydim çünkü orada sorun yok. Buraya geçmem lazım. Tamam. İyiyiz tamam. Ya, iyi. Her neyse, nerede kalmıştım, ben ne diyordum? Küçükken ne olmak istiyordunuz? İşte zaten hep küçüklüğümden beri hani oyuncu olacağım, bilmem ne olacağım falan filan diyordum. sonra baktım oyunculukta falan iş yok. direkt... Ya küçüklüğümden beri hep zaten böyle küçük küçük hikayeler yazıyordum, kısa kısa olsun. Hatta sıra arkadaşıma şey diyordum, gel bir şeyler yazalım falan filan. Yani hiç hayalinizde beni... polis olmak, avukat olmak asla falan, yoktu. Hep yazar olarak gitti değil mi? Çocukluğumdan tut, sınava hazırlanacağım, hatta bir hafta kalmış sınava. Ailemle işte oturdum, bana şey dediler, pardon ben onlara dedim. Dedim bana bedava, yani bedava dediğim, puansız bir şekilde tıpa gönderseler ben yine gitmem dedim, okumam dedim. Düşün yani tıp yani. Sonra... Zor sorulara geçeyim mi? Hayır. Çok sıkıcı oldu bence. Evet, aşırı sıkıcı. Hayatını anlatıyor da böyle ölü gibi anlatıyor. Çünkü çok sıkıcı yani, çocukluğumda ne anlatayım? Tamam, o zaman yazarlığa başladınız ve en çok tutulan kitabının adı ne? Nar. Nar, değil mi? Peki zaten bir tek kitabım. Tamam, en çok o tutuldu zaten. Ama webde falan yazdığınız var mıydı internet üzerinde? Var, zaten Nar Wattpad'de başladım. Evet. Ondan sonra nasıl daha... patladınız yani? Şöyle ki, ünlü olmuş normalde önce. Yayın evleri direkt böyle milyonlarca okunmaya falan teklif ederken, ben daha 3 bölümken, kendim bile kurgunun ne olacağını bilmezken teklif aldım. En son soruyu soruyorum. Ne zaman biber yiyeceğim ben peki? Ne kadar para kazanıyorsun? Pas dersen biber yersin zaten. Ben direkt pas dedik. Rakam olarak mı söyleyeceğim yoksa? Rakam. Benzetmeni söyleyemez miyim? Yani söyleyebilirsin yani, ama... 3 aşağı 5 yukarı neye yani mal olduğunu... Yani şöyle, zengin misin? Hani çoğu insanlar diyor işte bu kadar para kazanıyor, zengin işte falan, cartur. Ne kadar bir tahmini bir para. Gel yiyelim mi istersen? Tahmin, yani rakam vermek zorundayım. Evet, rakam. Yani ben bu kadar para kazanıyordum diyeceksin. Mesela 10 bin, 20 bin. O da para. O zaman ben biber yiyeyim, çok da tamam. Net olmaya gerek yok. İstediğinde. Oha. Bunun oha ucu bucağı yok, bunun ne bu? Ye. Ya tamam, yarısını yesen kabul edeceğim. Sapıymış desene, ben de evet, tamam biber sandım. Çok acı mı? Acı mıydı? Acı mı? Hepsini ısırmak zorunda. Evet. Ben şuraya kadar ısırsam. Tamam hadi. Hadi. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, ben gidiyorum. İyi miydi? Acıymış ya. O kadar değil. Evet, şimdi telefonuna bir göz atalım. iPhone kaç? Konuşamıyorum. 7 Plus. 7 Plus kullanıyor. Yani X çıktı. O zaman orta derecede zengin, fakir diyebilirim değil mi? Belki telefon aşkım yoktur. Belki başka yerlere harcıyorum. Yani orasını bilemeyeceğim. Sadece merak ettiğimden sordum.
Tamam. Kızardın mı? Bakayım. Yok, iyi. İdare eder. Yaşlarım görünüyor mu orada? Sosyal medyada ne kadar bir takipçi var? 60 bin. 60 bin. Kursun yani. Adresini verirsen takip etsinler. Adre Emre Gul. Bir de... Şuraya koyuyoruz. Kitaplardan, internette satış şeyi var mı? İnternet üzerinden satış yapılıyor mu? Bütün internet veya kitap mağazalarında bulunabiliyor kitabı. Nar derseniz... Ya. Bir kilo narı alırsınız, gidersiniz elinize. Tamam, benim sorularım bu kadardı. Seni daha fazla sıkıştırmayayım. Tamam. Bir isteğim, bir arzum, bir dileğim var mı? Bir daha bana biber yedirme. Çünkü içim yanıyor şu an. Su. Geldiğin için teşekkür... Ne? Pardon, bunu sen diyecektin. Yok, içmeye de gerek yok. Evet sevgili dostlarım, şimdi WhatsApp'tan en son gelen yazışma. Ama grup saymıyorum. Tamam. Bu mesajdan sayılır mı? Evet sayılır. Ben bunu okutacağım. Yaklaştır. Umarım bütün namahremimi göstermezsin oraya. Bütün konuşmaları falan göstereyim. Ne? Tamam, şaka yaptım, sadece zaten kapandı. Tamam. Onu bir açabilir miyiz tekrar? Açayım. Ne yazıyor? Okursanız. Beach Police yazıyor. Şuradan aşağı okursanız. He. Benim bir yazar arkadaşım var. Yeni çıkardığı kitaba asla ulaşamadığı için kitabı koynuma alıp bir güzel fotoğraf attım ona milyonlarca. Onları da sana göstereyim. Şöyle. Böyle. Bunları gösterebilirsin istersen. Onu bana atarsınız şu anda, ben göstereyim. Ekrana koyalım. Şimdi en son şey. Ne yapıyorum ben? Nerede bu? Senin ısıranın nerede? Neyim nerede? Israr hesabım. Ha, tamam, şimdi çok fena bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir fotoğraf çeker misin? Hayır. O zaman pas demiş olacaksın ve biber yiyeceksin. Haa. Gözlerimi kapatayım. Çirkin ol ya, sıkıntı yok. Ne? İmkan var mı? Şimdi ben bu fotoğraf üzerinde birazcık çirkin, oynamak çirkin. İstiyorum. Ne? Ve sonra bunu internete atacaksın. Ve insanlar görecek. Kendine asla bir şey yapmama, tamam mı? Evet ya, ben kendime bir şey yapmam. Yürüyorum. Buraları koyacağım mı? Hayır, keseceğim. Ha, şarkı söyleyeyim bana. Ceza diye bunu mu verdim? Ben de acı bir şey bekliyorum. Ne? Yer misin bir tane de? Allah cezası için yer. Yerim. Ama... Şey, sevenlere kalsın. Sen bakma ya, en son bakarsın. İnternetten açık mıydı bu arada? Açık. Tamam. Bizimiz de sonuçta internet kalmaksın. Arkadaşımız 80 kilo, boyu 1.80. 80 mi? 35 kiloyum ya ben. Oraya gelmeden önce 2 kilo daha verip 33 oldum ya. Az önce tartıda görmedin mi? Yok, görmedim. Ya işte 80 kilo. Gözü 3 bozuk olduğu için ne yapıyorum böyle? Gözü bozuk olduğu için tabii şey, 3'leri böyle kıvrılıp 8 olarak gördü arkadaş. O yüzden seni artık kovabilir miyiz ya? Tamam. Kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Artık kanalı ben devralıyorum. Evet. Bir sonraki konumda görüşmek üzere. Hoşça kal. Adını niye söylemedin? Senin adın ne? Adımı bilmiyor. Adını bilmiyor. Adımı bilmiyor. Biliyorum canım, ne münasebet. Ne? Ensar. Ensar yani sonuçta adını bilmemek gibi bir şey haddime değil. Yani ne? Ne demek o? Benim adım ne? Ne? Unuttum, biliyordum ya. Ne? Dur, Kolay abi değilsin. Ne? Dur şey. Zeynep abla değil. Zeynep olabilirim belki. Ne? Zaten iki erkek var burada. Koray değilsin ne acaba? Dur, Yusuf olma şansın yok, kaslı o. Kaslı mı? Ne? Ne? Aa, dalga geçmiştim değil mi buraya geldiğinde? Ne diye dalga geçtin benimle? Emre diye geliyor. Emre'yi söyleyemiyorum. Leyla'da sıkıntım var mı? O yüzden. Ben Emre Gül'üm. İşte kanalın yeni sahibi. Şey, olsun. YouTube hesabın var mıydı bu arada? Hayır. Yok. Instagram var değil mi? Neyim var? Instagram hesabım var. Sosyal medya olarak. Hayır. Var dedin ya. Facebook'ta kullanmıyorum. Ben sosyal medya kullanmayan bir insanım. Hı hı. 60 bin değil mi? 60 bin değil mi? 60 bin. 60 bin, tamam. Ben gidiyorum mu artık? Evet, gidiyorsun. Tamam, hadi bak. Diğer abilerle artık. Diğer abinin adı ne? Biliyorum, Kolay ve Zeynep. Ya yazıklar olsun. Kolay ve Zeynep? Onların adına bana ne? Neden yaptık peki, adımı bile bilmezken? Hadi ben gidiyorum. 2 gram su içeyim.
şey suyun parasını abiye bırakırsan sevinirim. Hoşçakal. Çekmiyor ki şu anda beni abla. Niye kanalım ben? Tamam imzaladım tamam. Hepinize merhaba, bu çocuğun kanalına abone olun lan. Tamam iyi sahibi.